Erkek hanımefendiye defol git bu evden seni istemiyorum falan gibi bir takım sözler söylerse acaba bu durumda talak gerçekleşmiş olur mu? Yani bir boşama söz konusu olur mu? Şimdi boşama ile ilgili sözcükleri biz iki kısma ayırıyoruz. Bir, çok kesin ve net olan ve hiçbir ihtimale kapı aralamayan sözler var. Ne gibi? Seni boşadım ya da benden boşsun gibi. Bunun hiçbir başka türlü izaha ihtiyacı yok. Nettir. Burada bu boşama bir boşama gerçekleşmiştir. Ancak sen benim karım değilsin. Ben senin kocan değilim. Ya da defol. Babanın evine git, ananın evine git gibi. Ya da seni gözüm görmek istemiyor bu evde gibi sözler. Bunlar bir boşama olabilmesi için erkeğin bunu boşama kastıyla söylemiş olması gerekiyor. Bu durumda biz erkeğin niyetini sorgularız. Deriz ki bunları hangi maksatla söyledin? O derse ki ya ben biraz eşimden uzaklaşmak, dinlenmek ya da aramızdaki tartışma büyümesin diye bunları söyledim diyorsa yani boşamayı kastetmemişse bu bir boşama değildir. Boşamayı kastetmişse o zaman bu bir boşamadır, bain boşamadır ve nikah akdini gerektirir. Açık olan boşamalarda yani seni boşadım, boşsun gibi boşamalarda yeni bir nikah akdini gerektirmez. Yani yeniden nikah yapmaları gerekmez ya da halk tabiriyle nikah yenilemeleri gerekmez. Ama barışırlarsa devam eder. Evet, bain dediğimiz yani nikahı gerektiren işte hangisi? İşte kapalı sözler olup da sorguladık ki hani sen eşini niye bu sözü söyledin defol git kastıyla neyi kastettin yani eşini boşamak mı istedin yoksa yani biraz gözümden uzaklaşsın demek mi istedin ortanın ortamın sükunetleşmesini mi istedin diye sorduğumuz boşamalar biz bunlara bayin boşama diyoruz. Yani yeni bir nikah aktini gerektiren boşamalardır. Eğer kişi defol git demekle boşamayı kastetmişse o zaman yeni bir nikah akti baştan yeni bir nikah akti yapması gerekiyor. Yani sıfırdan evlenecek gibi şahit şahitlerin olması, mehrin belirlenmesi gerekiyor.